Herkese selam, PSÜRKİYE kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dostlar, bugün Bağkur'dan emekli Frank Ribery'i deniyoruz. İlk maçımız olacak. Bakalım nasıl. Farklı bir fulleme yaptım. Fullemeyi 1-2 saat önce shorts olarak attım kanala. Instagram'da da gün içerisinde göreceksiniz. Ayrıyetten bir tane de rastgele boss verdim. O da tekneye verdi. Oyuncum bu şekilde oldu. Tabii ki bende normal Ribery var. Bu arada maça başlayacağız. Düşüşte gelen biri var mı? Yok, rakip hücum oynuyor bayağı. Fena bir rakip. Bayağı güçlü de geldi bu arada. Güzel maç olacaktı. Bu tarz videoların devamı için like atmayı unutmayın. Haydi bismillah diyoruz. Biz koyu formayız. Rakip de güçlü ve Arap rakip geldi sanıyorum ki. Bakalım Frank Ribery'imiz nasıl bir performans sergiliyor olacak. Eyvah. İlk dakika dikkat edelim. Aldık topu Maldini. Verdim pasımı. Kaçışlar maçışlar bir kontrol edeceğiz. Şöyle bir göndereyim. Çok güzel. Şöyle bir Ferdi ile. Çok güzel. Ah be. Ribery iyi kaçmıştı. Güzel. 3. dakikadayız. Frank Ribery de gözüm ama normal takım oyunu oynayayım. Frank Ribery'i öyle oynatmaya çalışacağım. Öbür türlü çünkü sıkıntı yaşıyoruz. Kafayla değil de ayakta versen süper olur. Aa, topu kaptı. Güzel. Ya en azından şu çift vuruşları olduğu için karışır mı? Defansta açık verecektir. Hücumda da tabi fazla adam olduğu için şanslı. Bakacağız. Şöyle kapattım. Harikasın. Verdim ortaya. Süper. Şöyle attım. Bir daha verirsem. Harika. Çok güzelsin. Ferdi gidiyor. Çok ya. Messi çok iyi şey yapmadı mı? Bu arada kameralara normalde yukarıdaki kameraya alışkınım. Yayınlardan. Bu sefer arada oraya bakmamın sebebi o. Gece 12'de de yayınlarımız var, gelebilirsiniz. Çok güzel kaçtı Messi orada. Yani offside olacaktı yoksa. Şöyle kapatıyoruz yine. Fena değil yani beri şu an için. İlk izlerim. Verdi. Şöyle bir gönderirsem harikasın. Çok güzelsin be. Şöyle bir atalım. Dönüp vurmaya zamanım yoktu çünkü. Yalandan bir ayak uzattı. Bir daha yalandan uzattı. Bunları çok fazla görüyoruz oyunda. Yalandan ayak uzatmalar artık çok revaçta. Ama Ribery'nin yalanı yok. Ribery 2 oldu. Bakalım ne yapacak rakip. Aldık. Çok güzel. Pirlo'ya. Yemin ediyorum adamın dibi. Çok kötü pas. Şu yani en kötü huylarımdan biri DOS adamının böyle koşu yolunu atmaya çabalamam. Maşallah Ribery fena değilmiş lan. Çok güzelsin. Makas geliyor. Makas gidiyor arkadaşlar. Eyvah. Şöyle bir keşfettir. Cancelo gerçekten yemin ediyorum. Sözleşmeler devam ediyor olsa sözleşmeni uzatırdım. Dostlar köşe boş. Bir göğüs kontrol. Beyler taktiğim bu arada canlı yayınlarda kullandığım genelde. Arada taktik değişikliği yapıyoruz ama genelde kullandığımız taktik. Yayınlara geldiğinizde görebilirsiniz. Oraya atmadım. Şöyle attım yine. Çok güzel. Bir dönersem. Biraz da çok güzel abi. Omuz, bakar mısın? Omuz falan her şey var. Adamla biz Bağkur emeklisi dedik ama. Penaltı. Çok güzel. Aha. Biraz şansa da önümüzde kaldı. Güzel. Omuz momuz çok iyi bak yine oraya bak. Omuz momuz çok iyi koymuyor mu ya? Bana mı öyle geldi? Ya benim bu arada normal Ribery'im de çok iyi zaten. Eyvah. Çok iyi gördü. Şurayı bir kapatalım. Çok sanki o. Çok rahat döndü. Harikasın. Gönder kanka. Bir daha gönder. Güzel güzel kaçmaları falan çok iyi. Şöyle attım. İndirir misin aşağı? Tamam. Şimdi harikasın. Şöyle attım.
Abi Pirlo ya. Yani hakikaten foul. Biraz önceki de fouldu bu arada. Vermedin yani. Güzel güzel. Ben Ribery'i çok beğendim ya. Maşallah. Bu kadar iyi olacağını tabii. Bir de Ribery ile vuralım mı? Tabii benim fullediğim gibi yani şu anda hani daha iyi, belki de normal fullediğinizde daha iyi olacaktır. Ona bir şey diyemem de. Bu organizasyon. Oh be. Aldım. Çok güzel. Dostlar kusura bakma, üzüm tuvaletini yapıyor şu anda da. Ulan video yapacağım zaman var ya. Ya gece yayında azar. Çok güzel bir organizasyonu bu arada. Bırak bana. Harikasın. Uzun top falan harika be abi. Yemin ediyorum harika. Zınk. Harikasın. Verdim. Şöyle attım. İndirirsin be Cancelo. Harika. Çok iyisin. Güzel. Yani R3 yapmam lazımdı yoksa harika. Zınk. Çok güzel. Bir de şöyle Messi. Yaradan'a sığınarak. Direkt falan izlemek isterseniz genelde yayınlarımızda çok direğe çarpar bizim. Halbuki Cenabet de çıkmıyoruz yayınlara ama. Çok güzel. Harika lan. Ribery'e bak. Çok iyi. Güzel, güzel, güzel. Bu arada ofansif orta sahada değerlendiriyoruz şu anda. Gizli forvet mi daha iyi? Ben bunu birazcık bitiriciliğini de azaltıp hızını arttırdım. Bence ofansif orta sahada iyidir bu kart. Ama sizin eksiğiniz mesela çok iyi ofansif orta saha oyuncularınız vardır. Santrfor'a yani gizli forvete ihtiyacınız vardır. Alabilirsiniz. Ben şu anda ofansif orta saha oynattım ama zaten çok özür dilerim. Gizli forvete pozisyon basmanız gerekiyormuş. Ben de yeni geldi kart sabaha karşı. Valla sabah çekiyorum videosunu. Sağ açık ve sol açık da oynayabiliyor. Gördüğünüz gibi. Valla ne kadar iş yapar bilmiyorum. Ama ofansif orta sahada şu an İyi gibi duruyor açıkçası. Haydi bismillah diyelim ikinci yarıya. Kapattık. Bu arada yani skoru aldanmayın, rakip yani kötü oynamıyor. Çok güzelsin be. Tam takım oyuncusu Ribery ya, kesinlikle. Atamadım yani. Çok güzel kaçtı aslında ama. Tomiye şu harikasın. Ver kanka. Şöyle bir gönderdim. Petit de sağlam adamlardan biridir. Birazcık son paslarda nereye atacağını belli ediyor gibi. Onun dışında bak. Yine mesela kesemedim. Yine biliyorum nereye atacağını. Yani çok rahatlıkla boşluktaki adamı ben de görüyorum. Aslında beni biraz daha yanıltması lazım ama şöyle bir göndersem. Kapattım. Bak yine oraya mesela Verkaç yapacağı belliydi. Yapma. Abi nefret ediyorum ya. Ya direkt kareye bastığında kötü yerlere vuruyor. Bir kontrol edeyim. Nasıl olsa yanımda adam yok diye ama. Şöyle verdim. Beyler bir comeback yaşamayalım. Si ricomincia con un solo gol di scarto. Dovevano segnare prima possibile in questo secondo tempo e l'hanno fatto. Ora devono puntare al pareggio. Şu dönüşleri bu arada inanılmaz iyi yapıyor. Bak. Allah'ım yarabbim. Bir bu gece daha yayında söyledim. Mbappe ile de onu yaptı. Adamdan İmneç gittiğinde defans yani rakip kendi değil de makine yönlendirmeye başladığında çok daha iyi yönlendiriyorsun adamı, topu alabiliyorsun yani. Şöyle bir göndereyim. Güzeldi. Çok iyi. Bu da bizim şansımıza. Biraz önce adam atabilirdi. Burada da bizim oyuncumuz. Aslında topu rakip kapmıştı. Bizim oyuncumuz bu sefer İmneç üzerindeyken kapabildik. Zaten şey ya, yani hakikaten ya Rummenigge başlı başına inanılmaz bir oyuncu arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi
Bak adam pas. Verdi ya, adamın dibisi. Her akşam onunla oynaması o kadar keyifli ki. Neyse yükselmeyeyim işte, kaybedildi bir kere. Burada ne güzel sakladın lan. Kızım dur sakin ol, bir de çekeceğiz ya. Şöyle atarsam, yok olsay, yok olsay. Patlama gücünü kullandım. Aldım. Çok güzelsin. Güzel güzel. Dostlar Ferdi gerçekten takımın net en iyisi. Pirlo ile birlikte. Bu adam comeback yapabilir, o yüzden son ana kadar iki farkı korumamız en bizim için avantajlı. Verdim. Şöyle bir gönderirsem. Tek sıkıntı işte bunları biraz daha hani şeye gönderebilsek Ferdi'yle, mesela Edmonds'ın kadar iyi çeviremiyorlar atağa yönü. Ortaya dönecek. Süper. Çok iyi. Harika. Şöyle verdim. Bir daha verdi. Yine döndüremedim. Ben de o. Şöyle bir önüne kıralım. Tamamdır. Oyuncu değişikliği yapmayacağım. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ribery'i çok beğendim. Ya yani bedava bir karta göre hakikaten inanılmaz iyi ya. Maldini cerca un varco con un pallone lungo. Süper. Artık dön. Dön. Harikası. Stanno giocando bene in ampiezza Fabio. Adam makası yapmadı. Atacağı yeri çok belli ediyor. Asıl bu sıralamayı nasıl çıkmış anlamadım. Belki çok fazla maç yapmıştır. Çünkü çok belli etti. Şöyle bir gönderelim. Şimdi. Ah be. Tamam. Kapattık. Şu kaçmalar inanılmaz. Tomio şu adamsın lan. Kapattım ortayı. Ortaya dönecek. Süpersin. Frank Ribery geçti abi sınıfı. Net geçti bu kart. Bu kart sınıfı net geçti yani. Ya demek ki birinin kartı iyi oldu mu oluyor abi ya. Ben kendi Ribery'imden de çok memnunum. Demek ki iyi oldu mu oluyor yani. Güzel. Che anticipo sembra quasi prevedere il futuro. Giocata difensiva di grande spessore. Yani güzel, keyifliydi Ribery. Ya bir de biraz da şey, hani düzgün oynayamamamın sebebi ya Ribery odaklıyım ya. Mesela gözüm sürekli Ribery'de. Yani başka bir yerden pozisyona gireceğim. Ribery'e nasıl pozisyon oluşturabilirim? Bundan biraz kurtulmam gerekiyor aslında. Bir oyuncuyu deneyeceğim zaman muhakkak o oyuncuyu, yani ona odaklanıyorum ve sürekli onun üzerinden. Halbuki başta söyledim, takım oyunu oynayıp yani Ribery'nin o takım içerisinde ne yaptığını görmem lazım ama olmuyor maalesef ki oyuncuyu deniyoruz diye. Dostlar güzel, keyifli maçtı. Umarım keyif almışsınızdır. Gece 12'de yani büyük ihtimal yayın olacak. Bugün çarşamba. Çarşamba geceleri bazen açmayabiliyorum ama duyurusunu yaparım muhakkak. İzlediğiniz için çok sağ olun. Görüşmek üzere. Sizler Ribery'i çıkardıysanız memnun kaldınız mı? Ribery'i de yani zaten fullemesini tekrardan şöyle bir göstereyim. 2 şut çekme, 4 pas, 12 top sürme, 8 kıvraklık ve 10 da alt vücut bastım. Rastgele de destansı verdim. Yani şeyden o da teknik verdi bir kademe. Rastgeleden bastım yani. Ve değiştirmedim, teknik yeterlidir, iyi olur yani. Bu şekilde izlediğiniz için sağ olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.